Yine bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Bu kez virüslerin gıdalarla ve içeceklerle bulaşıp bulaşmadığı ve çeşitli yüzeylerde ne kadar sürede canlı kalabildikleri konusunu ele almaya çalışacağım. Bu konuyla ilgili olarak değişik bir takım sürelerden bahsediliyor tabii. Bunu da unutmamak lazım ama bu konuda çok çeşitli çalışmalar var. Hatta ilginç olan noktalardan bir tanesi yakın çevremizden zaman zaman duyuyoruz. Kendi arkadaşlarımızdan, kendi yakınlarımızdan bu konuyla ilgili insanlar kendi akıllarına geldikleri yönlemleri almaya çalışıyorlar. Kendilerini bu şekilde korumaya çalışıyorlar ve mevcut bilgileri bir yandan takip etmeye çalışıyorlar. Bu kadar çok bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda hiç şüphesiz sağlıklı bilgilere ulaşabilmek hepimiz için çok değerli ve çok önemli. Ben de elimden geldiği kadar bu konuya katkıda bulunmaya çalışacağım. İlk sorumuz şu. Soruyu önce okuyayım. Poşet, ambalaj, gelen kargo paketi gibi materyallerin hangilerinden virüs bulaşma olasılığı vardır? Bu konuyla ilgili olarak değişik çalışmalar var. Ama bu çalışmalarda bu çalışmalar içerisinde diyeyim en değerli olanlardan bir tanesi Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün NIH'in 13 Mart'ta yayınlamış olduğu çalışma. Buradaki verilere göre virüs karton yüzeylerde 24 saate kadar canlılığını sürdürebiliyor. Plastik ve paslanmaz çelikte 2-3 güne kadar bu süre çıkabiliyor. Bakır yüzeylerde ise 4 saat kadar canlılığını sürdürebiliyor. Bakır yüzeyler bu konuda aslında en şanslılar olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü virüsler bu yüzeylerde canlılıklarını kısa bir süre sürdürebiliyorlar. Tabii burada çok önemli bir nokta da var. Virüsün hastalık yapabilecek miktarı önemli. Özellikle bu sürelerin sonuna doğru yaklaşıldığında canlı virüslerin miktar olarak çok daha düşük düzeylere düştüğü ve bunların da hastalık yapabilme kapasitesinden çok şükür ki oldukça uzak olduğu belirlenmiş. Dolayısıyla özellikle ilk zamanlar bunun için çok önemli. Özellikle virüsün hastalık yapabilme kapasitesini devam ettirebilmesi açısından. Şimdi yine virüsün canlılığı ile ilgili yapılan çalışma %62 ile 71'lik alkol, etil alkolün etkili olabildiğini, binde beşlik hidrojen peroksit ya da binde birlik sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyunun da yüzeyleri dezenfekte edebildiğini, virüse karşı koruyucu olabileceğini belirtiyor. Yalnız burada bir şeyin altını özellikle çizmek gerekiyor ki bunlar genel olarak cilt temizliği için ve yüzey temizliği için kullanılan maddeler. Lütfen ve sakın bunları ağız yoluyla almayın. Çünkü çok zararlılar, hayatı tehdit edebilecek boyutta sıkıntılara yol açabilirler. İkinci soru, hemen bakalım. Virüs bulaşma riski olan materyaller için ne gibi tedbir ve uygulamalar önerirsiniz? Bununla ilgili de yapılmış bazı çalışmalar var. Bu çalışmalarda mesela en önemli yayınlardan bir tanesi Journal of Hospital Inspection dergisinde yayınlandı yeni. Öncelikle kişisel hijyen çok önemli. Bütün bunların yanı sıra, yani bütün bu süreler aslında kişisel hijyene uyduğumuz sürece anlam kazanıyor, taşıyor. Ne demek bu? İşte ellerimizi bu 20 saniye yıkama konusu çok önemli. Ve özellikle de yüzeylerin iyi dezenfekte edilmesi koruyuculuk açısından son derece önemli. Şimdi burada zaman zaman bu konuda çeşitli sorular geliyor ama şunu söylemek lazım. Marketten aldığınız poşetleri ve özellikle de kargo paketlerini buna ek olarak dışarıda balkonda bekletmeniz lazım.
Yaklaşık 2,5-3 saatlik bir süre bekletmeniz gerekiyor. Lütfen poşetin içindekileri ve kargo paketlerini hemen açmayın. Tabii bunu yapmadan önce şunu da unutmamak lazım. Özellikle bu işlemi yaptıktan sonra, yani balkona bu poşetleri ve kargo paketlerini yerleştirdikten sonra lütfen elinizi yıkayın. Bu korumanın çok önemli bir parçasıdır. Su ve sabun en etkili koruyucudur. Bunu defalarca söyledik, bir kez daha söylememiz gerekiyor. Öte yandan virüsün kişiden kişiye bulaşması için 10 dakikalık bir temas süresi gerekiyor. Dolayısıyla hava yoluyla bulaşma, yüzey yoluyla bulaşmadan yüksek. Bunu lütfen unutmayalım. Kargo için şunu özellikle söylememiz lazım. Kargo elemanları ister istemez çok sayıda kişiyle temasta bulundukları için yüksek risk grubunda değerlendiriliyorlar. Bununla ilgili olarak hatta kargo elemanları eldiven kullanıyor ve nakliye koşullarına çok dikkat etmeye çalışıyorlar. Yine de mümkün olduğu kadar teması kısa süre tutup paketi de çok fazla elimizde tutmadan hızlı bir şekilde, dediğim gibi, iyi havalandırılan bir bölge, ki bu genelde evin balkonudur, buraya bir an önce aktarmanızda yarar var. Sakın ola ki paketi hemen açmaya kalkmayın. Aradan 2,5-3 saatlik bir süre geçmesi gerekiyor. Üçüncü soru, çiğ tüketilen gıda maddelerinden virüs bulaşır mı? Nelere dikkat etmeli? Nasıl tedbir almalıyız? Şimdi çiğ gıdalar her zaman için virüs bulaşması açısından pişmiş gıdalara göre daha yüksek riske sahip. Şöyle bir tanım var. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki 70 derece ve üzerindeki bir ısıda pişirirseniz gıdaları, virüs bulaşma şansı son derece düşük. Öte yandan, yani hatta sıfır, yani son derece düşük demeyeyim, pişirmek oldukça etkili bir yöntem gibi duruyor. Şu ana kadar COVID-19'un gıdalarla geçtiğine dair herhangi bir kanıt yok. Bunu özellikle belirtmekte yarar var. Ancak şunu özellikle belirtelim. Virüs, pardon, çiğ ya da pişmiş gıdalarla temas etmeden ve işlemi bitirdikten sonra elinizi 20 saniye süreyle yıkamanız çok önemli. Bu da sizin koruyuculuğunuzu arttıran bir faktör. Ve tabii ki elinizi yüzünüze, burnunuza, alnınıza çok fazla götürmemeniz gerekiyor. Bu da alınması gereken önlemlerden biri. Çiğ ve pişmiş gıdaları ayrı tutmak çok önemli bir yöntem. Ve farklı doğrama tahtaları kullanmak önemli. Yani eğer mümkünse mutfağınızda çiğ ve pişmiş gıdalar için ayrı alanlarınız olsun. Ve ne mutfak ortamında ne buzdolabı ortamında bu gıdaları birbirleriyle temasını engelleyin. Hiçbir şekilde, tekrar söyleyeyim, ne buzdolabında ne mutfakta bu iki gıda grubu, yani çiğ ve pişmiş gıdaların birbirine temas etmemesi son derece önemli. İki nokta gıdalarla ilgili dikkat edilmesi gereken. Birincisi saklama koşulları. Mutlaka saklama koşullarına uygun bir şekilde saklanması gerekiyor. Örneğin çözünmüş gıdaların tekrar dondurulmasının bir yararı yok. Bunu özellikle söyleyeyim. Yani virüse karşı koruyucu değil. Artı zaten gıda koşulları açısından sıkıntılıdır. İkincisi de gıdaların üzerindeki son kullanma tarihine uymanız gerekiyor. Ve son kullanma tarihi geçmiş olan ürünleri kullanmamanız gerekiyor. Öte yandan çiğ tüketilecek sebzeleri ve meyveleri de çok iyi yıkamanız lazım. Ve yıkama işleminden önce ve sonra kendi hijyen koşullarınızı da ihmal etmeyin. En azından yıkama yapamıyorsanız, bu alkol bazlı temizlik mendilleriyle de elinizi temizleyebilirsiniz. Yıkamadan önce ve sonra. Bir başka soru, kolonya sulandırılmış çamaşır suyu dezenfektan yerine geçer mi? Ve nasıl kullanılabilir?
Yapılan çalışmalar gösteriyor ki 80 derecelik kolonya virüsü öldürme şansına sahip. Bazı çalışmalar 70 de diyor ama 80 daha garantili. Çünkü virüsün zarflı bir yapısı var ve zarf etil alkole oldukça duyarlı. Çamaşır suyu da öldürüyor. Bu nedenle kıyafetlerimizin yıkanması ve bunda çamaşır suyunun da kullanılması, deterjanların kullanılması son derece yararlı ve mümkün olduğu kadar bekletmeden bu işlemi yapmanızda büyük yarar var. Kolonya içerisindeki etil alkol sayesinde oldukça etkili. Yalnız kolonya önemli bir nokta, bunun altını çizerek söylüyorum. Bir cilt antiseptiği. Yani cilt üzerine kullanılması gerekiyor. Başka hiçbir yolla alınmaması lazım. Yaklaşık 20 saniye kadar bir süre elinizi iyice temizlemenize yetecektir. Kolonyanın en az 20 saniye elde kalması lazım. Ancak kolonya sürmeden önce elinizi mutlaka yıkamanız gerekiyor. Bu da çok önemli. Çünkü bu yapılmazsa kolonya elinizdeki kirleri tespit edebilir. Bu da size sıkıntı çıkarabilir. Dolayısıyla kolonyanın etkili olabilmesi için el temizliğine çok dikkat etmeniz lazım. Öte yandan 50 derece ve altındaki kolonyalar mikroplar üzerinde çok etkili değil. Bunu da aklımızın bir köşesinde bulundurmakta yarar var. Sonuçta her videoda söylediğimiz şeyi burada yine söylüyorum. Sakin olun ve temizlik kurallarına uyun. Hatta temizliği abartın. Elinizi yıkayın sabunla, suyla, bol bol temizliği yapın. Temizlikten hiç kimseye zarar gelmez. Ve sadece kendi temizliğiniz değil, yaşadığınız ortamın da, çevrenin de temizliğine çok dikkat edin. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.